Evet, doktor Bevante ile birlikte birkaç haftadır incelediğimiz ikili karışımların özellikleri üzerinde durmuş ve özellikle bazı koligatif özelliklere değinmiştiniz. Bunlar buhar basıncının düşmesi, kaynama noktasının yükselmesi ve donma noktasının alçalması vesaireydi. Bunlar sıvı karışımlardan ve bu karışımlarda kimyasal potansiyelin değişmesinden kaynaklanıyordu. Bugün dördüncü koligatif özellik olan ozmotik basıncı göreceğiz. Bunu daha önce görmüştük. Şimdi bunu daha niceliksel olarak inceleyeceğiz. Bunun etkilerine bakacağız ve daha sonra çok farklı bir konuya geçeceğiz. Bu konuda istatistik mekanik olacak. Şimdi koligatif özelliklere devam edelim. Ozmotik basınç özellikle biyoloji açısından son derece önemlidir. Biyoloji hücrelerde hücre içindeki çözeltide çeşitli maddeler mevcut. Bu maddeler son derece önemli çünkü bunlar suyun kimyasal potansiyelini değiştiriyor ve bu kimyasal potansiyel değişimde hücre içi ile hücre dışı arasındaki dengeyi belirliyor. Bu hemen hemen her organizmada söz konusu olan bir durum. Bu olay farklı alanlarda da çok sık bir şekilde kullanılıyor. Peki ozmatik basınçta ne oluyor? Ona bakalım. Burada su dolu bir kabım olsun. Ve bu kap içinde de bu tip bir yarı geçirgen bir zar olsun. Bu zar sadece bileşenlerden birini geçirsin, diğerlerinin geçmesine izin vermesin. Bu su veya herhangi bir madde olabilir. Bu yaptığım deney tipik olarak şuna benziyor. Burada yarı geçirgen bir zarımız var. Bunun dışında da saf bir A sıvısı var. Bu su da olabilir, başka bir sıvı da. Hücre içinde ise A, B ve daha birçok bileşenler karışmış halde. Ve bu sistem bir sıvı içine daldırılmış. Burada A zarın içine ve dışına rahatlıkla girebiliyor tabii ki. Burada ilk gözlenen şey hücre içindeki sıvı seviyesinin gittikçe yükselmesi. Bu seviye çok daha yükselebilir tabii ki. Kısaca olay bu. Kısaca. Dolayısıyla burada ek bir H yüksekliği daha var. Tabii kap içindeki sıvı seviyesi dışarıdaki sıvı seviyesinden daha yüksek. Bu da kap içindeki basıncın daha yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Çünkü bu sıvı kolonu aşağıya doğru baskı yapıyor. Dolayısıyla kabın içindeki basınç dışındaki basınçtan daha yüksek. Bu gayet mantıklı çünkü burada basınçların aynı olması durumunda A'nın karışımdaki kimyasal potansiyelinin saf haldeki kimyasal potansiyelden daha düşük olması anlamına gelir. Dolayısıyla A'nın kabın içine hücum etmesini hiçbir şey önleyemez. Bunun sonucunda kabın içindeki sıvı seviyesi artar. Bu da içerideki basıncı artırır. Tabii basınç artı kimyasal potansiyel de artacaktır. Bir müddet sonra denge haline erişilir. Denge haline erişilir. Kısaca ek basınç kimyasal potansiyeli artırır. B maddesinden dolayı A'nın hücre içinde kimyasal potansiyeli daha düşüktür. Bir müddet sonra kimyasal potansiyeller eşitlenir ve A'nın kimyasal potansiyeli her yerde aynı olur. Dolayısıyla burada hesaplayacağımız şey önce basınç. Ne kadar artacak? Önce bunu bulalım. Buna çeşitli örnekler verilebilir. Örneğin A su olabilir, B de şeker, başka her türlü bileşen olabilir. Burada aynı seviyede olan iki farklı noktadaki basınçları
hesaplayarak başlayalım. Buna alfa noktası diyelim. İsterseniz bunu renkli tebeşirle gösterelim. Bunlar alfa ve beta noktalarımız olsun. Yüzeyden olan bu mesafeye de L mesafesi diyelim. Ve her iki noktada olan basınç değerlerini hesaplayalım. Bu noktadaki basınç daha yüksek olacaktır. Çünkü tepede ek bir su kütlesi daha var. Eğer alfa noktasına, affedersiniz, beta noktasına bakarsak, çünkü bu daha basit, üzerinde ek bir su kütlesi yok. Burada sadece bir dış basınç var ki bu da tipik olarak atmosferik basınca eşit. Bu hem dış sıvı yüzeyinde hem de hücrenin sıvı yüzeyinde etkili. Bu oldukça önemli bir faktör. Dolayısıyla P beta eşittir dış basınç artı L mesafesi çarpı çözeltinin yoğunluğu çarpı yer çekimi ivmesi şeklinde bulunur. Bunu şimdilik geçici olarak çıkardık ama bunun yukarıdaki su kütlesi tarafından uygulanan basınca eşit olduğunu göreceğiz. Bundan önce alfa noktasındaki basınca da bakalım. Bu da aynı şekilde P dış artı L rho çarpı G şeklindedir. Ancak burada tepedeki eksu kolondan dolayı H rho G terimi de var. Bu ek bir basınç oluşturmakta. Bu basınca pi diyelim. Buradan pi alfa eşittir pi beta artı h rho g veya pi beta artı pi şeklinde yazabiliriz. Tüm bu değerlerin basınca eşit olduğunu göstermek için kısa bir irdeleme yapalım. Dolayısıyla L çarpı rho çarpı G basınç olup birim alana uygulanan kuvvet olmalı. Bu özellikle birim alanına uygulanan ağırlık olarak da yazılabilir. Hatırlarsanız ağırlık bir kütlenin uyguladığı kuvvettir. Bu kuvvet yerçekimi kuvvetinden kaynaklanır. Dolayısıyla bu denklemi irdelersek bu mesafeye eşit. Rho da yoğunluk. Dolayısıyla bu birim hacime düşen kütle tabi G terimi de yer çekimi ivmesi olup santimetre bölü saniye kare şeklindedir. Bu çarpımı yaparsak L santimetre rho G bölü birim basınç, birim hacim sonuç G bölü birim alan olur. Bu kuvvet olup alfa noktasından itibaren birim alana dağılmaktadır. Dolayısıyla bu ikisinin çarpımı L çarpı rho
kütle bölü birim alan olur. Dolayısıyla bunun birimi kilogram bölü birim alan şeklindedir. Bunu yer çekimi ivmesiyle çarparsak bu üçünün çarpımı kilogram bölü metre saniye kare olur. Başka bir deyişle bu kuvvet bölü birim alandır. Aa, bir dakika. Burada herhalde bir sıkıntı var. Yok yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Pekala. Burada bir ekterim daha var. Bu mesafeden kaynaklanan. Peki. Peki. Her iki kısımdaki kimyasal potansiyeller hakkında ne biliyoruz? Bildiğimiz ilk şey denge durumunda kimyasal potansiyellerin hem içeride hem de dışarıda eşit olması gereği. Dolayısıyla alfa noktasındaki mu A değeri sıvı için P artı pi basıncında ve T sıcaklığındaki mu A değerine eşit olmalı. Tabii ki bu da beta noktasındaki mu A değerine eşit olmalı. Ancak beta noktası saf sıvının içinde olduğundan bu direkt olarak sıvı için P basıncında ve T sıcaklığındaki mu A yıldız değerine eşit olur. Bu da beta noktasındaki kimyasal potansiyeldir. Bu da alfa noktasındaki kimyasal potansiyel. Bu ikisinin birbirine eşit olması gerekiyor. Buna göre Rolle yasasını kullanırsak RT ln xA artı sıvı için P artı pi basıncında ve T sıcaklığındaki mu A yıldız değeri, ki bu hücre içindeki kimyasal potansiyel, bu da saf sıvı için P basıncında ve T sıcaklığındaki mu A yıldızın beta noktasındaki değerine eşit olmalı. Bunu RT ln xA artı P artı pi basıncındaki mu A eksi P basıncındaki mu A yıldız, bu da eşittir sıfır şeklinde yazabiliriz. Tamam. Şimdi de kimyasal potansiyelin basınca bağlılığını bulalım. Bunun içinde bir ifademiz var. dG eşittir sdT artı vdP. Her iki tarafta da sıcaklık aynı olduğuna göre sadece farklı basınçlarda neler olduğunu incelemek yeterlidir. Dolayısıyla sabit T değerinde dG eşittir vdP olur. Şimdi kimyasal potansiyele bakarsak, ki bu mol başına olan serbest enerjiydi. Mu A yıldız eşittir V A yıldız çarpı dP bulunur. Dolayısıyla kimyasal potansiyelin basınçlı değişimi bu şartlar altında saf sıvı için A'nın molar hacmi çarpı dP tarafından verilir. Bunun insanları güldürecek bir konu olduğunu hiç düşünmedim ama bilemezsiniz. Ama dönem boyunca benle birlikte olacağınızdan haydi devam edelim. Şimdi de bu ifadeyi integre edelim. Biliyorsunuz kimyasal potansiyeldeki değişim hücrenin dışında ve içinde basınçta belli oranda bir değişime sebep olur. Dolayısıyla bu ifadeyi integre etmek yeterli.
Eğer P artı pi basıncındaki mü A yıldız eksi P basıncındaki mü A yıldız değerini bulmak istiyorsam bu eşittir P'den P artı pi'ye integral almak suretiyle VA çizgi yıldız çarpı DP şeklindedir. Burada bir varsayım yapacağız ve varsayım bayağı da mantıklı buna göre. Bu değer yani A'nın molar hacmi değişmeyecek. Yani A'nın molar hacmi içerideki ve dışarıdaki basınç farkı ile pek fazla fark etmeyecek. Bu kadar büyük ölçekte ufak basınç değişimlerinde sıvının bastırılamaz olduğunu farz etmekte hiçbir sakınca yok. Buna göre T sabitse elimizde değişken olarak sadece DP kalır. Bunun sonucunda VA çizgi yıldız eksi pi kalır. Bunu da yerine koyarsak ve bu farkı hesaplarsak ki basit bir işlem buradan RT ln XA artı VA çizgi yıldız çarpı pi eşittir 0 bulunur. Geçen hafta kısaca yaptığımız gibi ln xa yaklaşık olarak eksi nb bölü na'ydı. Hatırlarsanız bu ln 1 eksi xb'ydi. Burada b çok az bulunan bir bileşen olduğundan xb çok küçük bir değer. Dolayısıyla bu ifade kabaca eksi xb'ye eşit. Xb de nb bölü na artı nb şeklindeydi. Na nb'den çok daha büyük olduğundan paydadaki xb değeri ihmal edilebilir ve eksi xb yaklaşık olarak eksi nb bölü na olur. Dolayısıyla bunu yerine koyacağız. Saf A maddesinin molar hacmi olan bu değere baktığımızda B'nin konsantrasyonu çok düşük olduğundan dolayısıyla bu A'nın genel molar hacmi olarak alınabilir. Yani VA çizgi yıldız eşittir VA yıl çizgi veya çizgi, sadece çizgi. Yani basınç veya konsantrasyon ile molar hacmin değişimi olasılığını düşünmeyeceğiz. Çalıştığımız bu düşük konsantrasyonlarda NA çarpı molar hacim toplam hacime eşit. Ops. Çizgi yok. Bu molar bir değer değil. Molar değer bu mol sayısı ile çarpılınca A tarafından işgal edilen toplam hacim bulunur. Pekala, bu iki sonucu kullanırsak RT bölü eksi NA bölü NB burada elde ettiğim sonuç artı VA bölü NA çarpı pi eşittir 0 bulunur. Burada NA değerleri birbirini götürür. Burada hemen hemen tüm hacim A'dan kaynaklanıyordu. Çünkü A olan bileşim dolayısıyla ek bir yaklaştırma yapmak suretiyle veya yaklaşık eşit V alınabilir. En son olarak da paydadaki bu NA değerlerini götürürsek elimizde pi çarpı V eşittir RT NB gibi basit bir denklem geçer. Dolayısıyla Van't Hoff denklemi denilen son derece basit bir denklem var. Bu denklemin ideal gaz kanununa ne kadar benzediğine dikkat edin. İşte basınç çarpı hacim eşittir mol sayısı çarpı RT. Tabii burada basınç değişiyor. Oradaki mol sayısı ise karışımdaki gaz bileşenin mol sayısı. Ancak
Formatı aynı. Evet. Burada NB bölü V molar konsantrasyonu olduğundan mol sayısının toplam hacime bölümü ve bu durumda pi eşittir RT C olup C çözünenin molaritesidir. Evet. Evet. Bir sorunuz var mı? Pekala. Şimdi bir sayısal örnek çözelim. Bunlar basit gibi görülebilir ama bazen bu problemle karşılaştığımızda işler o kadar basit olmayabilir ve sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Burada basit bir örnek yaparak bunları gösterelim. Elimizde 10 gram bilinmeyen bir katı olsun ve bu bin gram suda çözülsün evet buhar basıncı 25,195 tor olsun 27 derecede. Saf suyun buhar basıncı 25,000 hayır, virgül 200 tor. Aynı sıcaklıkta. İlk olarak katının mol kütlesini hesap edelim. Bunu geçen hafta hesapladınız. Dolayısıyla bu sizin için zor olmamalı. Bu buhar basıncı düşmesinden hesaplanacak. Osmotik basınçtan değil. Bunu sonra yapacağız. Delta P su eşittir. Eksi XP P su yıldız. Bu mol kesri ile buhar basıncı düşmesini veren ifade buna göre XB eşittir. Sıfır virgül 0,05 tor bölü 25 virgül 200 tor. Bu da eşittir. 1,98 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bu B'nin mol kesri. XB eşittir. NB bölü NA artı NB. Dolayısıyla 10 gram bölü mol kütlesi gram bölü mol bölü 1000 gram su bölü 18 gram bölü mol artı 10 gram bölü mol kütlesi gram bölü mol. Ancak çözelti büyük oranda sudan oluştuğundan bu ikinci terimi ihmal edip matematiği basitleştirebiliriz. Umarım görüyorsunuzdur. Bu da 1,98 çarpı 10 üzeri eksi 4'e eşitti. Buradan mol kütlesini çekersek 907 gram bölü mol buluruz. Burada geçen hafta gördüğünüz koligatif özelliklerden birini kullandık. Şimdi de
Tanımladığımız ek basıncı hesaplamak suretiyle problemi tamamlayalım. Çözeltin osmotik basıncı nedir? Burada sistemi buna benzer bir durumda olduğunu farz edeceğiz. Dışarıda saf su var. Bu içeri sızıyor ve çözeltiye hücum eden bu sudan dolayı bir ek basınç oluşuyor. Peki sonunda ne oluyor? Yoğunluğu 0,995 gram bölü santimetre küp olarak alalım. Dolayısıyla pi eşittir RTC'di. Bu da eşittir 0,0 8314 bar bölü Kelvin mol çarpı 300 Kelvin çarpı C. C de eşittir NB bölü V. Bu da 10 gram bölü 907 gram mol bölü 110 gram bölü 0,995 gram bölü mililitre. Burada santimetre küp yerine mililitre kullandık. Bu da 1,09 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol bölü mililitre olur. Bunu litre cinsinden bulmak için bunu 1000 mililitre bölü litre ile çarparsak bu 1,09 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol bölü litre olur. Evet. Hesaplamada bir hata oldu galiba. Bakalım. Burada bir hata yok gibi. Hayır, sayısal değerlerde. Aa, evet. Bu notlarda da böyle galiba. Evet, sağ olun. Konsantrasyona baktığımız zaman epey küçük. 10 üzeri eksi 5 mol bölü litre. Ek basınç 0,27 bar. Çeyrek atmosfer basıncı. Sorun mu var? Yukarıdaki çarpım 10 üzeri eksi 2 olmalı. Hangi çarpım? Affedersiniz. Neresini kastediyorsunuz? 10 üzeri eksi 5 ile 1000'in çarpımı. Aa, evet. Evet, tabii. Özür dilerim. 10 üzeri eksi 2 mol bölü litre olmalı. Dolayısıyla ek basınç orta bir değer. Atmosfer basıncının dörtte biri. Bu 2,7 çarpı 10 üzeri 4 Pascal. Şimdi de bu ek basınç değerini kullanarak sıvı seviyesinin dış seviyeden ne kadar yukarı çıkacağını hesaplayalım. Tahmin yürütmek isteyen var mı? 1 santimetre mi, 10 santimetre mi, 100 santimetre mi, hatta onun üstleri mi? Kim 1 santimetre diyor? 3 kişi. 1, 10 ve 100 içinde biri seçtiniz. Kimler 10 santimetre diyor? Kimler 100 santimetre diyor? Neyse ki problem setlerini veya bilimsel problemleri oylama ile çözmüyoruz. Mümkün olduğu yerlerde sayısal olarak çözmeyi tercih ediyoruz. Çözelti kolonunun yüksekliği ne? Hatırlarsanız bu pi değeri h çarpı rho çarpı g idi. Bu da h eşittir
pi bölü rho çarpı g, dolayısıyla 2,7 çarpı 10 üzeri 4 Pascal bölü 0,995 gram bölü santimetre küp çarpı 1 kilogram bölü 100 gram çarpı yüz santimetre bölü metrenin kübü. Burada metreye döndürüyoruz. Çarpı 9,8 metre bölü saniye kare. Tüm bu işlemi yapınca bu değer 2,8 metre olarak bulunur. Buradaki herkesin boyundan fazla. Tam tepelerde bir yerde. Bu gerçekten tipik bir değer. Bu olay osmotik basıncı son derece hassas bir ölçüm yöntemi haline getirir. Örneğin mol kütlesi tayin etmek istiyorsanız yükseklik değişimi çok fazla olduğundan bu değer son derece hassas bir şekilde milimetre seviyesinde ölçülebilir. Çok ufak konsantrasyonlarda bile bu etki epey büyük olduğundan bunu ölçüp katının ilgili özelliğini belirlemek hiç de zor değildir. Evet, herhangi bir sorunuz var mı? Evet, pekala. Şimdi yeni bir konuya başlayacağız. Şu ana kadar gördüğünüz ve de umarım takdir ettiğiniz gibi termodinamiğin tüm yapısı gelişigüzel makroskopik gözlemler ve çıkarımlara dayanıyordu. Olayları gözlüyor ve geniş kapsamlı termodinamik yasalar çıkarıyorduk. Bunların hepsi makroskopik olup hiçbir mikroskopik temele dayanmıyordu. Zaten birçoğu çıkarıldığında böyle bir mikroskopik temel filan da yoktu. Bunlar maddenin atomik modeli vesaire gibi hususlar daha ortada yokken türetilmişlerdi. Buna rağmen bu çıkarımların bu kadar güçlü olmaları olağanüstü bir şey. Mesela tabiatın çok önemli özelliklerinden olduğunu bildiğimiz bazı kavramları düşünürsek, bunların gücünün bir kısmı da bu deneysel temelden geliyor. Burada çok az sayıda temel yasa var ve her şey bunlara uyuyor. Tabii bunun sonucunda bu yasalara büyük bir güven ortaya çıkmış çünkü bunlar çeşitli şekillerde defalarca kanıtlanmışlar. Fakat aynı zamanda artık maddenin atomik yapısını da bilmekteyiz. Atomların ve moleküllerin varlığını biliyoruz. Dolayısıyla en azından prensip olarak doğanın mikroskopik yapısından başlayıp ve sadece mikroskopi özellikleri belirlemek suretiyle ve zaten benim makroskopik yapım bu mikroskopik değerlerden oluşuyor diyerek makroskopik termodinamiği çıkarabilmem gerekiyor. Yani mikroskopik bir halden başlayıp termodinamik sonuçlar elde edebilmeliyim. Bu gerçekten mümkün ve bunun teorik çıkarımına istatistik mekanik adı verilmekte. İleride şaşırarak göreceksiniz ki bu istatistik mekaniksel inceleme zaten gerekli. Çünkü burada çünkü mollerce madde miktarıyla uğraşacağız ama önce bunların mikroskopik özellikleriyle ilgileneceğiz. Böylece en mol madde miktarıyla değil, en bölü 10 üzeri 24 mol madde miktarıyla ilgileneceğiz. Tabii her hali her an takip etmemiz mümkün değil. Kuantum mekaniği veya klasik mekanik kullanmak suretiyle bunların bulundukları halleri hassas bir şekilde tanımlayan mükemmel hesaplamalar yapabiliriz. Ancak bunları ister deneysel, isterse teorik olarak izlememizi sağlayacak bir yöntem yok. Dolayısıyla belli bir noktada istatistik kullanmamız gerekecek. Mikroskopik özellikleri makroskopik sistemleri tanımlamakta kullanabilmemiz için işte istatistik mekanik bu işe yarıyor. Evet.
Şimdi biraz istatistik mekaniği tanıtalım. Burada mikroskopik özellikleri kullanarak makroskopik termodinamiği tanımlamaya çalışacağız. Amacımız bu. Pekala. Tek moleküllerin veya taneciklerin enerjilerini hesaplamakla başlayalım. Belli bir molekülün, örneğin bu odada bulunan bir oksijen molekülünün belli bir enerji seviyesinde olma olasılığı nedir? Burada izleyeceğimiz strateji belli moleküllerin belli halde ve belli bir enerjide bulunma olasılıklarını belirlemek ve bunları tüm olası haller için belirlediğimizde bunları birbirine eklemek. Dolayısıyla her molekülü izlemek zorunda kalmadan ortalama enerjili hesaplayabiliriz ki termodinamik olarak yaptığımız işte budur. U olarak adlandırdığımız iç enerji değerini bulmak. Tabii burada atomların sahip oldukları çeşitli enerjilerin ortalamasını alıyoruz. Bunların hepsi aynı moleküler enerjiye sahip değil ve biz de bu tek tek enerjileri ölçmüyoruz. Burada ölçmeye çalıştığımız şey bu. Her olasılığın ne olduğunu bulmak. Farklı enerji seviyeleri için ve daha sonra bunların istatistik ortalamalarını almak suretiyle makroskopik ortalama enerji belirlemek ve tabii diğer makroskopik değerleri de. İşte bir molekülün iyi halinde ve EI enerjisinde olma olasılığı ile başlayalım. Bulunulan halin şeklini bile tanımlayacağız. Örneğin taneciğin ötelenme enerjisini inceliyor olabiliriz. Hangi haldedir? Odada hangi hızla dolaşmaktadır? Veya dönme veya titreşim enerjileriyle veya elektronik haliyle uğraşıyor olabiliriz. Önce bu durumu belirtelim. Sadece EI enerjisine sahip molekülleri inceliyor olalım. Evet. Tamam. Burada aradığımız şey olasılık için fonksiyonel bir ifade elde etmek. Bunu henüz bilmiyoruz. Şimdi iki tane molekül alalım ve birinin enerjisinin EI, diğerininkine de EJ olma olasılığını bulalım. Sadece tek molekülü ele almak bile, yani onun enerjisinin bağımsız olan kısmını almak bile yeterli. Örneğin şu yöndeki ötelenme enerjisi veya ve bu yöndeki ötelenme enerjisi. Burada önemli olan şey iki tane farklı enerji almamız. Örneğin birbiriyle etkileşmeyen ayrı moleküller veya aynı molekülün bağımsız serbestlik dereceleri. Şimdi bunlara bakalım. Dolayısıyla I halinde olan bir molekül var ve burada da J halinde olan bir başka molekül var. Enerjisi de EJ. Burada hesaplayacağım şey bu iki molekülün bu hallerde bulunmasının ortak olasılığı. Dolayısıyla olasılığı yazarsak bununki PI EI, bununki de PJ EJ ise ortak olasılık PIJ EI artı EJ olur. Bunu EI EJ diye yazabilirdim ama enerji ekleniyor. Bu son derece önemli. Moleküller birbirinden tamamen bağımsız olduklarına göre bu iki olasılığın çarpımı olur. Evet.
İki tamamen bağımsız olasılığı beraberce tespit etmek istiyoruz. Bu son derece basit bir fonksiyonel form verir. Burada söylediğimiz şey bir a artı b'nin fonksiyonunu alalım ve f a f çarpı f b'ye eşit olsun. F a f b'ye eşit olsun. Başka bir de işte bu fonksiyonları çarptığımızda buradaki argümanların toplamını elde edelim. Peki hangi fonksiyonlar buna uyar? Üstel fonksiyonlar, değil mi? Başka bir deyişle, e üssü a artı b eşittir e a çarpı e b. Dolayısıyla bu olasılığın üstel bir şekilde değiştiğini söylemektedir. Sadece söylemektedir. Tabii bu problemin fiziksel tarafı da var. İlk olarak yüksek enerjili hallerin düşük enerjili hallerden daha az olası olmasını bekleriz. Eğer cisim soğuksa, fazla termal enerjisi yoksa termal denge durumunda tanecikler ne kadar enerjiye sahip olabilir ki? Etrafta pek fazla termal enerji yok. Dolayısıyla taneciklerin büyük enerjilere sahip olmalarını beklemeyiz. Bu mümkündür. Bazı taneciklerin gelişigüzel çarpışmaları sonunda bu taneciklerde enerji birikmesi olabilir. Fakat genel denge durumunda bu pek fazla olası değildir. Düşük enerjiler daha olasıdır. Burada en önemli husus bu konuyu düşünmeye başlar başlamaz akla hemen sıcaklık geliyor. Sıcaklığı artırınca tabii ki çok daha fazla molekülün enerjisi artarak daha yüksek enerjiye sahip olacaktır. Dolayısıyla yüksek enerji olasılığı düşük olmasına rağmen sıcaklık arttıkça bu olasılık yükselir. Yani burada enerji bölü sıcaklık oranı önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla sıcaklık artarsa PEI değeri aşağı düşer ve bu EI bölü T oranına bağlıdır. Dolayısıyla işe bu fonksiyonel şekilde başlayabiliriz. Bu arada bunların başında bir sabit olmaması için hiçbir sakınca yok. Bunu yapınca değişen bir şey yok. Şimdi biraz fizik bilgimizi kullanalım. Bunu biraz daha açalım. Buna göre PI EI yaklaşık eşittir E üssü eksi C EI bölü T şeklinde alalım. Burada C sıfırdan büyük bir sabit. Buna göre enerji artarsa olasılık düşecektir. Ancak bu ifade sıcaklığa da bağlıdır. Buna göre sıcaklık artarsa yüksek enerjili haller daha olası olur. Evet. Güzel. Bu olasılık için olan fonksiyonel ifade molekülün EI halinde bulunması için bunun ile genel ifade arasındaki yegane fark bu sabitin PI EI oranlıdır E üssü eksi EI bölü KB T şeklinde yazılmasıdır. Burada KB Boltzmann sabiti olup R bölü Avogadro sayısı şeklinde verilir. Başka bir deyişle bu mol başına olan gaz sabiti yerine molekül başına olan gaz sabitidir.
Bunu daha anlaşılır hale getirmenin bir yolu da, siz daha Arrhenius kinetiğini görmediniz, değil mi? Arrhenius hız yasası. Bunun nasıl olduğunu hatırlarsanız, Arrhenius hız sabiti E üssü eksi EA bölü RT ile oranlıydı. Bunu daha önce görmüş müydünüz? Peki bu neyi gösteriyor? EA, buradaki EA aktifleşme enerjisidir. Hatırlarsanız tepkenlerle ürünler arasında bir bariyer vardı, reaksiyon olması için. Dolayısıyla hız bu aktivasyon bariyerini geçebilmeye bağlıydı. Bu ifade de aynen bunun gibi aynı mantıktan kaynaklanmaktadır. Bir molekülün bu miktar enerjiye sahip olma olasılığı E üssü eksi EA bölü RT şeklindedir. Ancak burada R değeri mol başına alınmakta. Kinetik hız kaç tane molekülün bu enerjiye sahip olduğuna bağlı olup, bu da bariyeri aşmak için gerekli enerjiye sahip olma olasılığıdır. İşte bu enerji de bu ifadeyle verilir. Dolayısıyla bu denklemde benzer bir ilişki göstermektedir. Tamam mı? Tamam. Şimdi bir tane daha ufak ama önemli adım daha atalım ki bu orantı sabiti daha iyisini yapamaz mıyız? Bunun neyle orantılı olduğu yerine tam olarak neye eşit olduğunu bulamaz mıyız? Deneyelim bakalım. Yani PI, EI orantılıdır. E üssü eksi EI bölü KBT. Bu da eşittir. A çarpı E üssü eksi EI bölü KBT olup A bir orantı sabitidir. Bu sabiti bulabiliriz çünkü tüm olası hallerin toplamını alırsak molekül herhangi bir halde olmalı. Değil mi? Zaten tüm olasılıkların toplamı 1'e eşit olmalı. Yani tüm olasılıkların toplamı için i için pi ei olasılıkların toplamı 1. Çünkü molekül bu hallerden birinde olmalı. Tüm bu pi değerleri için olan ifademiz de bu. A bir sabit olduğuna göre bu A çarpı i sigma e üssü eksi ei bölü kbt olur. Dolayısıyla a eşittir 1 bölü i sigma e üssü eksi ei bölü kbt olur. Buna göre pi ei eşittir E üssü eksi EI bölü KBT bölü sigma E üssü eksi EI bölü KBT olur. Burada şunu belirtelim. Buradaki I değerleri I türünü göstermektedir. Burada I ise sahte bir değişkendir. Çünkü bunu E üssü eksi EI bölü KBT bölü sigma J için E üssü eksi EJ bölü KBT şeklinde de yazabiliriz. Bu biraz kafa karıştırabilir. Ama bu ifade genellikle bu şekilde yazılır. Bu sahte değişkenin burada yaptığımız bu seçimle hiçbir ilgisi yoktur. Artık bir haldeki enerjiyi
biliyorsak bir molekülün o halde bulunma olasılığını rahatlıkla hesaplayabiliriz. Tabii diğer hallerdeki enerjilerini bilmemiz şarttır. Çünkü bu terim başka bir deyişle bu A değeri bunların hepsinin toplamına bağlıdır. Ama bunları biliyorsak hesaplamaları kolaylıkla yapabiliriz. Birçok durum içinde bunları biliriz. Bu orantı denkleminden bir taneciğin bir halde mi yoksa başka bir halde mi olduğunun oranını bulabiliriz. Bu orantı sabit olmadan da PI EI bölü PJ EJ oranını rahatlıkla bulabiliriz. Bu da E üssü eksi EI bölü KBT bölü E üssü eksi EJ bölü KBT olur. Bu da E üssü eksi parantez içinde EI eksi EJ bölü KBT şeklinde yazılır. Burada bu oranları belirlemenin yanı sıra mutlak bir rakam da bulabiliriz. Bir molekülün verilen bir enerjiye sahip olan bir halde bulunma olasılığı olarak. Evet, gelecek hafta bu gördüklerimize dayanarak neler hesaplayabileceğimize bakacağız. Bu değerleri kullanmak suretiyle her makroskobik termodinamik değeri hesap edebileceğimizi göreceğiz. Gelecek hafta görüşmek üzere.